Harley Quinn ve Joker ebeveyn oldular. Bebek Joker nasıl? Öğrenmek için videomuzu izleyin. Bir parça yemek çubuğundan sopa yapalım. Yüzeyi zımpara kağıdıyla cilalayalım. Sapın etrafına elektrik bandını saralım. Çizgiler çizip bir keçeli kalemle iyi geceler yazalım. Şırınga kapağından bir şişe yapalım. Işıltılı sıcak tutkaldan bir meme ucu yapalım. Bölümleri ekleyelim. İşte bu kadar. Kim aç? İşte biberonun hemen geliyor. Harley yeni bebeğini gerçekten çok seviyor. Yumuşak bir kundak battaniyesi yapalım. Atletik bir kumaş parçası üzerinde bir şablon oluşturup iki parçayı keselim. Bir mor ve bir beyaz. İplik, iğne, biraz zehir ve battaniyenin kenarları tamamlandı. İçini de aynı şekilde yapalım. Ama bu sefer peluş kumaş kullanalım. İki parçayı birleştirelim. Şeritleri yanlara takıp bir yay bağlayalım. Kabarık bir yastık ekleyelim. Tatlım, bu battaniyeyi yapmış olmamız harika değil mi? Gerçekten öyle. Bebek o kadar rahat ve sıcak ki. Her şeyi yok etme arzusunu bile unutuyor. Değerlim. Angie, Joker'e bakıcılık yapmayı kabul etti. Böyle olağanüstü bir çocuğu idare edebilir mi? İşte orada. Emziğim burada. Sorun yok. Aslında hiçbir şey yolunda değil. Bebek muşta ve silahlarla oynuyor. Şok oldum. Ah hayır. Bebeğin bakıcısına bir sürprizi var gibi görünüyor. Saçlarım. Bugün deli gibi görünmeyi planlamıyordum. Bir bebek taşıyıcı yapalım. Duş jeli şişesinin altını keselim. Yanları atletik kumaşla örtelim. Kartondan bir şablon keselim. İçini örtelim. Bir sünger parçası yastığa dönüşebilir. Örgü kumaşlarla saralım. Silikon saç bantlarıyla sabitleyelim. Böyle bir yastığın üzerinde sadece tatlı rüyalar göreceksin. Dayanıklı tutacaklar ekleyelim. Harley bebeği içeri soktu ve Joker'le konuşmaya karar verdi. Joker kreşte ürperiyordu. Ama neden tartışmaya girmek üzereydi? Neden Joker'i her zaman yürüyüşe çıkaran tek kişi benim? Şimdi sıra sende. Artık bebek arabasına bile ihtiyacımız yok. Bebeği bir taşıyıcıya koy ve onun yanında her yere götürebilirsin. Tamam Joker, izle ve öğren. Bombanın fitili her zaman yukarıda olmalı. Aynen böyle. Aa Harley, bizden süt ve kurabiye almamızı istemişti. İşte bu, koşma zamanı. Bir kürdan parçası keselim ve üzerine beyaz akrilik boyayla örtelim. Tepeye küçük bir oyuncak topu ekleyelim ve çıngırak hazırlayalım. Bebek Joker oyuncağın sesini seviyor. Bir tel parçası alalım. Boncuğu saralım ve teli bükelim. Çıngırak bu odadaki tek güvenli oyuncak gibi görünüyor. Pat! Kafanıza çarpana kadar. Joker! Bir öğrenme matına ihtiyacımız var. Süper kahramanlarla ne kadar patlamalı bir resim. Bir parça yeşil köpük kağıda taslağına çizip yanlardan biraz daha boşluk bırakalım. Mor köpük kağıttan mini bir patlama yapalım. Bir paspas yapmak için 3 parçayı da birleştirelim. 4 yemek çubuğunu 4 ayrı parçaya bölelim. Onları çapraz yapıştıralım. Kalemden bir yayı tahta bir şişten geçirelim ve üstüne koyalım. Ve şimdi biraz kolye ucu seçebiliriz. Pekala, burada neyimiz varmış? Güzel bir set. Joker buna bayılacak. Joker kolyelerin çıkardığı sesi seviyor. Hadi bir emzik yapalım. Bir mücevher tutucusuna ihtiyacımız var. Ona bir pipet bağlayalım. Bir aksesuar zincirini bir halkanın içinden çekelim. Artık emzik asla kaybolmayacak. Her zaman Joker'in boynunda. Mavi köpek kağıda bir torba çizelim.
çift çizgi yapmak için bir cetvel kullanalım. Bir kutu monte edelim ve ardından kenarları silikonla sabitleyelim. Bu eski makyaj çantası işe yarayacak. Bir fermuarı çıkaralım ve parçaya yapıştıralım. Fazladan ayakkabı bağcığınız var mı? Bunları bağlantı noktalarını kapatmak için kullanacağız. Çantayı siyah örgü kumaşla örtelim. Çok moda görünüyor. Başka hangi süslemelere ihtiyacımız var? Bir patlama etiketi. Çiviler ve perçinler de harika bir fikir. Kafatası fermuarı süsleyecek. Bir süt şişesi, mermiler, fırlatma bıçakları, ihtiyacım olan her şey bende. Ne güzel bir sürpriz. Seni ve Joker'i burada görmeyi beklemiyordum. Bir dakika Joker. Bebeği beslemem gerek. İşte şişen. Tanıdık bir pelerin sesi duyuyorum. Batman amca burada. Bebek çok hızlı büyüyor. Bu ne? Oyuncağı mı? Sadece bir oyuncak değil. En sevdiği oyuncak yarasa. Anladım. Dikkat etsen iyi olur. Yoksa bebek senin üzerinde test edecek. Aa, ne yapıyorsun? Tıpkı baban gibisin ha? Pekala. Joker'e Gotham'ı gezdireceğim. Hadi uçalım. Oyuncak kutusu yapalım. Bu slime kabı mükemmel olacak. Kapağı akrilikle boyayalım. Yapıştırıcıyı kenarlara sürelim ve üzerine kırmızı parıltı serpelim. Bir daireyi keselim ve üstüne bir çıkartma ekleyelim. Alt kısmı çivili ışıltılı bir şeritle süsleyelim. Bir Joker çıkartması kimin kutusu olduğunu bilmemizi sağlar. Şimdi onu dolduracak bir şey bulmamız gerekiyor. Hafif çamurdan biraz bomba yapalım. Böyle bir çocuk için en iyi seçim. İnsanları bunlarla uğraşmamaları konusunda uyarmak için bir kafatası ve kemikler çizelim. Köpek kağıttan yapılmış bir kıvılcım var. Dikkat edelim. Işıltılı bir kutuya bir çıkartma yapıştıralım. İçinde alfabe blokları saklayacağız. Joker'in sadece bir şeyleri nasıl havaya uçuracağını değil, aynı zamanda hecelemeyi de öğrenmesi gerek. Ve tabii ki karanlıktan korkmamayı öğrenmeli. Kafa taslarından yapılmış karanlık figürlerdeki parıltı yardımcı olacaktır. Mükemmel bir gece lambası olacak. Bu renkli ışıklara hayran kaldı. Joker, umarım kelepçelerin anahtarı vardır. Bay Joker, vardiyan bitti ve zar zor hayatta kalmayı başardım. Anlamıyorum. Oğlum el bombaları ve bu da oyuncak bebekleriyle sessizce oynuyor. Bugün çok iyi davranıyor. Tatlım, bakıcımıza zam yapalım. Ayrıca mama sandalyesi yapmamız gerekiyor. Bu oyuncak sandalye bir prenses için ideal. Ama ihtiyacımız olan bu değil. Dipetleri ayakların üzerine koyalım ve keselim. Bir Lego parçasına iki çift tekerlek ekleyelim. Şimdi bu sandalyeyi gezdirebiliriz. Room room! Dönüştürülebilir kolçaklar yapalım. Her şeyi mora boyayalım. Köpük kağıttan birkaç şerit yapalım. Oturağı ve bacakları yeşil parçalarla örtelim. Her ihtimale karşı uzun bir zincir ekleyelim. Koltuğu metalik çiviler ve kafataslarıyla süsleyelim. Artık her öğün heyecan verici bir oyun gibi. Joker, yemek vakti. Seni sandalyeye oturtmama izin ver. Bu sefer yemeğinle oynamayacağına söz veriyor musun? Bir kaşık. İki kaşık. Üç kaşık. Bu yemeğin ne kadar iyi geçtiğine şaşırdım. Aa Joker, ne düşünüyorsun? Angie bebeğe mi bakıyor yoksa tam tersi mi? Sadece benim peşimden geldiğini biliyorum. Onunla gurur duyuyorum. Bu aile gerçekten garip. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videoları kaçırmazsınız.